Elbette direneceğiz. Elbette bu cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak. O kadar. Dil devrimi bir gecede yapılmadı. Cumhuriyet 5 yaşındaydı. Harf devrimi bir gecede, dil devrimi yapıldığında Cumhuriyet 9 yaşındaydı. Harf devrimi yapıldığında 5 yaşındaydı. Bir gecede yapılmadı. Bütün bunlar çok inceden inceye öngörülmüş, hesaplanmış çok büyük bir devrimin ürünleri. Bunu yapan kim? Öngörüsü çok yüksek olan güçlü bir devrimci Mustafa Kemal Atatürk. Çankaya, Atatürk Çankaya'da yaptı bütün devrimlerin ışığını. Çankaya sadece Ankara'nın bir semti değil, devrimlerin ışığının parlatıldığı bir alan. Bunu öğretin çocuklarınıza. Başkanımız Hüseyin Can'a çok teşekkür ediyorum desteği ve başkanlık koltuğuna merhaba dediği günden beri derneğimize çok desteği var. Bütün üyelerimiz ve bütün dilseverler adına teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli dostlarım, babamın adını taşıyan ve sevdası olduğu Türkçe'ye ve Türkçenin yeni değerlerine adanmış bu akşam da bizi yalnız bırakmadığınız için yürekten teşekkürler. Sayenizde 1 Kasım'ın harf devrimimizin ailemiz için yeni apayrı bir anlamı var. O da eksikliğini her geçen yıl daha yoğun hissettiğimiz, her geçen yıl daha derinden özlediğimiz babam Emin Özdemir'i anma ve anlatma olanağına kavuşmamız. Ve bunun da ötesinde babamın hayatının her aşamasına sinmiş, Türkçe sevdasını paylaşan, o sevdaya emek veren sizleri görmemiz. Bizim bilmediğimiz yönlerini, anılarını öğrencilerinden, arkadaşlarından dinleyebilmemiz. Atatürk'ün aslında tüm devrimleri anlatabilmek, toplumun okuma yazma oranını artırmak, toplumun bilinç düzeyini geliştirmek ve kendi öz dilinin kimliğini bulmasını sağlamak anlamda attığı en önemli adımlardan da birisi. Bu anlamda bizim için en önemli devrimlerden de birisi. İyi ki dil devrimi var diyorum ve Dil Derneği'ni de yine çok değerli akademisyen, dil bilimci, edebiyatçı Emin Özdemir'in adına böyle bir ödül töreni düzenleyerek ve bu 7.'si sanıyorum. Bu ödül töreniyle birlikte hem toplumda devrimimizi unutturmamak hem Emin hocamızın adını yaşatmak adına gösterdiği bu gayretten dolayı da Sayın Sevgi Özel'i, Dil Derneğimizin çok kıymetli mensuplarını ve yine bu seçici kurulumuzu da bu ödülün belirlenmesine emeği geçen seçici kurulumuza da çok çok teşekkür ediyorum, kutluyorum. Sayın Serkan Asker hem onun öğrencisi olması itibariyle hem de Türkçeyi çok iyi kullanan, çok iyi bir şekilde dilimize sahip çıkan, okuyan, okutan, boş çuval dik durmaz diyerek gençlerimize, çocuklarımıza her hafta bıkmadan, usanmadan okumayı ve öğrenmeyi aşılayan bir isim olması sebebiyle de çok kıymetli bulduğumu, ona bu ödülün verilmesinden de ayrıca mutluluk duyduğumu, ki kendisi bana da kitap önerileriyle her zaman bu anlamda rehberlik etmiştir, belirtmek istiyorum. Kendisinin de bu ödülü almasından dolayı da ayrıca kutluyorum. Sizleri de bugün bizleri burada yalnız bırakmadığınız, bizimle birlikte olduğunuz için de hepinize teşekkür ediyorum. Emin Özdemir'i anlatmak için onun öğrencisi olmak gerekir. Her zaman Emin Özdemir'in adıyla ona faydalı olmaya çalışıyoruz, layık olmaya çalışıyoruz. Biz onu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu ödül onun için bana bugün verilen, hayatım boyunca verilen en değerli ödüllerden, ödüllerin en başında geliyor. Unutmamaya devam edeceğiz. Emin Özdemir kalplerde, gönüllerde.